Ilgili. İsra ve Miraç olayı bedensel mi gerçekleşti? Efendim şimdi e, bunlar her ikisi bedensel değildi. Bunun maalesef Müslümanlar arasında meşhur olan efendim e, çünkü böyle e, ulvi şeyler, ne diyeyim, hikaye tipi şeyler, masal tipi şeyler insanların hoşuna gidiyor ya o da çok da öyle olay anlatılınca da hoşlarına gidiyor. Halbuki bu e, Kur'an-ı Kerim, hadisler açık açık bunların, bu olayların bir manvi bir yolculuk olduğunu gösteriyor. Ben mesela bazı 10 dakikalık zamanımız var. Ben kısacası anlatmaya çalışayım. Birincisi, eğer efendim gerçekten Peygamber Efe, Efendimiz sallallahu aleyhi ve göklere çıktıysa, Kur'an-ı Kerim'in İsra suresinin 93. ayet-i kerimesi şöyledir. Diyor ki, Iı, Kâfirler dediler ki, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, eğer sen gerçekten Allah'ın peygamberi seni göklere çıksene. Oradan bize bir kitap getir. Şimdi peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevap nedir? Subhane Rabbi, hal kuntu illa başarın Resulullah. Benim Rabbim böyle şeylerden münezzetir. Böyle şeylerden uğraşmaz, karışmaz, böyle şeyler yapmaz. Ben ise beşer bir peygamberim. Yani benim beşer olmam buna engeldir. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ayetten önce diyelim, gitmiş olsaydı öyle bir gerçekten demesi lazım. Ben gitmedim mi? Hmm. Bu kafirler böyle dedikten sonra eğer göklere çıktı da demesi lazım ki bakın siz böyle benden böyle bir şey istediniz ben ben gök, göklere çıktım. Yani ben peygamber olan bir insanım göğe çıkamam cevabını çıkamam veriyor. Diyor. Tam ha. Aksine, evet. Tamam. Evet. Göğe çıkamam diyor. Açık hmm. açık ayet var. Bu bu da İsra suresi 93. ayet eki aynı İsra hadisesi var ya. O, o orada bu ayet. Sonra <laughs> ਇਸra ਕਲਮੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਵਰਕੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਕਿ ਅ ਅੱਲਾ ਲੈਲਨ ਗੇਜੇ ਵਕਤਿੰਦ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਅਸਰਾ ਬੇ ਅਬਦਹੀ ਲੈਲਮ ਮਿਨਲ ਮਸਜਿਦਲ ਹਰਾਮ ਇਲਲ ਮਸਜਿਦਲ ਅਕਸਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਔਰ ਗੇਜੇ ਵਕਤਿੰਦ ਕੂਲ ਨੂੰ ਗਤਰਦੁ ਦਿਓ ਸ਼ੁ ਮਸਜਿਦ ਨਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਕਦਰ ਉਹ ਜ਼ਾਕਤਾ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਕਦਰ ਮਸਜਿਦ ਹਰਾਮ ਦਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਦਰ ਪੇਕੀ ਨੀ ਗੇਜੇ ਕਲਮੇ ਸੀ ਕੁਲਾਂਦ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ bedensel yolculuk için uygun olan vakit gündüz vaktidir. Gece manvi yolculuk, yani rüya var, başka şeyler değil mi öyle şeyler için böyle? Çünkü rüya ile gece arasında bir bağ var. Allah-u Teala burada açık işaret etmiş oldu ki bu, bu bedensel bir olay değil. Leylen bu gece vakti yaşanan bir olaydır. Sonra bu aynı surede ayet var. Ayet ne diyor? Diyor ki, e, aynı İsra suresinde. Allah diyor ki وَمَا جِعَلْنَا رُوَيَ ka, illa اِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem biz sana bir rüyayı gösterdik insanların denenmesi için. Bu 60 ayet-i kerimesi. İsra suresinin. Şimdi bu rüya nedir? Diyor ki rüya gösterdik yani insanların İnsanların dinlenmesi için Diyanet bunu şöyle çevirmiş. Ee, sana gösterdiğimiz o rüyayı ve Kur'an'da lanetlenen ağacı sadece insanlar sınamak için medana getirdik. Şimdi aynı bu Diyanet e, çevirisinde bu rüyada ne kastediliyor? Onu açıklamış efendim. Ben okuyacağım diyor. Diyor ki çoğunluğun tercihi olan çoğunluğun bakın çoğunluğun terzi olan üçüncü yorumda ise ayetteki ruya, İsra gecesinde Hazreti Peygamber'e gösterilenler şeklinde açıklanmıştır. Çünkü çoğunluğun görüşü budur diyor. Sonra yani bu, bu ayetten açıkça anlaşıldı ki, ki, efendim, çoğu diyor ki efendim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in o geceki o hadise rüya şeklinde oldu. Sonra Kur'an-ı Kerim'de Necm suresinde Allah Teala mirajdan bahsederken ma kazabal mara. Muhammed sallallahu aleyhi ve kalbi ne gördüyse o yalan değildi diyor. Kalp gözü bir şeyler gördü Resulullah sen kalp gözü. O mirajdan bahsederken. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilgili bakın hadislerde kelimeler var mesela diyor ki bu olay yaşandı ya. Tanam Aynuhu wala yanam kalbuhu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in gözü diyor uyuyordu ama kalbi uymuyordu. Bu Buhari'nin rivayeti. Yani bu uyku ve uyanıklık arasındaki Arası, şey. arasında olan bir hal. Tabii Çünkü bir insan ne kadar maneviyatta yüksek mertebedeyse o denli onun maneviyat başshallar hissetmesi algılaması o kadar da o hassaslaşmıştır. Hı hı. O kadar o, o kadar daha çok onu kavrıyor. Tamam bunun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en çok maneviyatta en çok ilerlemiş olduğu için o bu konuda daha çok böyle Hassas. bir ha, kavrıyor, böyle mesajı anlıyor vesaire. Sonra başka bir e, um, rivayet var. İbn İshak bir bir ne diyeyim tarihçidir. Hazreti Hazret Ayşe radıyallahu taala rivayet almış diyor ki ma fokeda jasaduhu. O gece onun cesedi yani onun vücudu, onun bedeni bir yere gitmedi diyor. Orada kaldı. Şimdi bu kadar açık açık iken eğer birileri diyor ki efendim bu beden bedensel bir olaydı kendileri bilirler. Ama Kur'an'ı kim açıkça diyor ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbi ne gördüyse yalan değildi diyor. İsra suresinde diyor ki Muhammed sallallahu aleyhi ve ben rüya gösterdim diyor. O rüyada insanların sınanması için diyor. Ve açık açık o, diyorlar ki çoğunun görüşüne göre, çoğu öyle diyor ki efendim bu burada ru, rüya o gece gördüğü gördü Resulullah sallallahu ve sellem'in rüyasıdır. Ve kısacası Resulullah sallallahu aleyhi bedensel olarak değil, manen oralara gitti efendim. Tamam, tamam. Bu, zaten manen gitmesi, şimdi eğer bunun e, bu konu uzun, bir şey daha söyleyeceğim. Eğer bedensel olarak Resulullah anh, gitse, diyor ki Allah'a gitti ya o zaman demek ki eğer Allah şöyle gittiyse, Allah-u Teala bu tarafta var, sağ, sol, ne Allah yok. Sadece o gitti yöne doğru Allah var. Bu doğru değil ki. Hı, hı. Kısacası bu kadar yeter ben de. Evet son işte.